Arkadaşlar merhaba, ben Rüştü Hoca. 20 madde serisine devam ediyoruz. Demiştim günde 2 video gelecek diye. Bu videonun ardından bir video daha sizi bekliyor, haberiniz olsun. Artık her gün 2 videoyla karşınızda inşallah olmaya çalışacağız. 20 maddede fecaati. Bakalım ne yapmış bu fecaatilciler de bu kadar 20 madde yazacak kadar iş yapmışlar, görelim. Edebiyatımıza beyanname yayımlayan ilk topluluk olduğunu söylemekte büyük fayda var. Bunu kim yapmıştı bir de arkadaşlar? Yedi meşalicilerde görüyoruz değil mi? Cumhuriyet döneminde yedi meşalicilerde bir bildiri, beyanname yayımlıyorlar. Ama bunu yapan ilk edebi topluluk fecaaticiler. Fecaati, geleceğin nuru, geleceğin ışığı anlamına gelen bir sözcük aslında. Fecaati edebiyatı böyle 3-5 yıllık bir dönemi kapsar. Her ne kadar servet tüfüğününe karşı olsalar da onları tekrar ediyorlar. Ya hocam biz bu maddeleri çok dinliyoruz da böyle açan olmuyor, açıklayan olmuyor. Servet tüfüğünün neden karşı bu adamlar diye sorasınız gelirse. Ne diyeceğiz hocam? Batıcı olduklarından, batıcı. Servet tüfüğüncüler artık o kadar batıya yöneliyorlar ki her şey batı. Fecaatçiler hop diyorlar. Bu kadar batı hayranlığı yeter. Değil mi? Aman dikkat. Servet tüfüğüncülere bu anlamda karşılar ama ne yapamıyorlar? Çok da onlardan önemli şeyler yapamıyorlar. Edebiyatımıza herhangi bir yenilik getiremiyorlar. Müthiş bir şey bu. Ya servet tüfüğünün tekrarı zaten bu adamlar. Değil mi? Hiçbir şey katmıyorlar. Yani fecaaticilerde Ahmet Haşim var. Sembolizmi vesaireyi doğruya çıkarıyor ama ondan önce var zaten sembolizm. Yani Ahmet Haşim'le birlikte gelen kavramlar da çok sınırlı. Doğal olarak herhangi bir yenilik getirmediler. Serbest müstezat nazım biçimini kullandılar. Ya sen madem servet-i füyununa karşısın, kullanma abi bunu. Kullanma. Salla bir şey, dağınık müstezatta, ne bileyim, uydur bir şey, onu kullan. Yok, uğraşmak da istemiyorlar. Diyorlar ki biz servet-i füyununa karşıyız. Bunu da bir bildiriyle böyle yayınlıyorlar, bas bas söylüyorlar ama tutup Tevfiket'in geliştirdiği, servet-i füyüncüler doruğa çıkardığı serbest müstezat nazım biçimini kullanıyorlar. Yapma bunu işte yani, yapma. Özgün olmaya çalış. Sembolizm Parnasim etkili olmuş. Yine bir servet-i füyünün özentisi görüntüsü. Devam. İmgelere çok sık yer vermişler. Tabii ki. Fecaaticiler dediğimiz zaman kimleri hatırlayacağız? Emin Bülent Serdaroğlu akla gelecek mesela. Tahsin Nait akla gelecek. Ama en önemlisi Ahmet Haşim. Bu üçlüyü bilmeniz yetecek. Ama Ahmet Haşim tek başına sınav noktasında yeterli olur. 24 tane isim var biliyorsunuz beyannameye imza atan. Onların yaklaşık 6-7 tanesi birazdan göreceğiz. Milli edebiyatta kuruyor adeta. Oraya katılıyor. Orada büyük işler yapıyor. Geriye kalanlar zaten farklı farklı anlayışları savunuyorlar. Yani fecaati ömrünün sonuna kadar sürdüren tek isim Ahmet Haşim oluyor. İmgelere çok sık yer veriyorlar. Evet, ne demek hocam imge? İşte sembol ya, sembol. Yani hocam işte sembolizm akımının etkisi. Yani hocam işte mecazi ifadeler, kapalı ifadeler. Onu söylemeye çalışıyoruz. Sanat şahsi ve muhteremdir anlayışı vardır. Bakın normalde anahtar kelimeleri yuvarlak içine alıyordum. Şimdi tamamını almam gerekti. Bir dikdörtgen içine sanat şahsi ve muhteremdir anlayışı. Yani hocam sanat kişisel ve saygıdeğerdir diyorlar. Şahsi kişisel, anladık hocam. Muhterem de saygıdeğer. Ne demek bu? Anlayamadık pek hocam. Sanat şahsi ve muhterem derken rahat ol. Sadece sen değil. O koskoca 24 adam da anlayamadı zaten. Ne Ahmet Haşim, ne Tahsin Nahit, ne Şahabettin Süleyman, ne Ali Canip Yöntem, ne de Hamdullah Supi Tanrı Ömer hiçbiri anlamadı zaten. Ya ortaya attılar bu anlayışı ve sanat anlayışını anlayamadıkları için ya biz neyi savunuyoruz dedikleri için son ana kadar topluluk dağıldı. Böyle bir şey olabilir mi? Düşünsenize, toplanıyoruz, bir akım ortaya atıyoruz ve neyi savunduğumuzu bilmiyoruz. Nasıl kalıcı olabilir ki? Koskoca bir divan edebiyatı var. Koskoca bir tanzimat var. Sonrasında upuzun süren hala devam eden bir cumhuriyet var. Fecaati, ey fecaati, sen kim oluyorsun değil mi? Sanatçılar topluluk dağılınca milli edebiyata dahil oldular. Kim onlar? Şahabettin Süleyman, Ali Canip Yöntem, Hamdullah Supi Tanrı Över, Mehmet Fuat Köprülü, haydi konuşabilirsem kusmadan, Refik Halit Karay, Yakup Kadri milli edebiyata dahil olmuşlar. Şah Meray gibi aklınızda kalabilir. Şah M-R-Y. Şah Meray. Hani bu Şah Meran'a biraz gönderme olsun. Şah sözcüğü çıkıyor zaten. Şu MRY'yi de lütfen Meray gibi kabul edin. Şah Meray gibi aklınızda kalsın. Nedir hocam Şah Meray? Şah Meray'ımız Fecaati'ye imza atıp milli edebiyata geçen büyük isimler. Aman dikkat hocam. Devam edelim. Fecaati'de güzel maddeler varmış. 11. Aşk ve doğa esas temalar. Evet, bu dönemde aşk ve doğa ele alınacak fazlasıyla. Aşk, doğa alınsın yuvarlak içine. Fransız edebiyatı örnek alındı. Bu da büyük önem taşıyacak. Süslü ve ağır bir dil kullanmışlardır. Evet, süslü ve ağır bir dil. Bunları tahmin etmek zor değil arkadaşlar. Bunların hepsi aşk ve doğa, Fransız edebiyatını örnek alma, süslü ve ağır dil ve daha birçoğu
Servet-i Fünun döneminin zaten olmazsa olmazları. Onlar da var zaten. Batı edebiyatı örnek alınacak. Dikkat! Batı edebiyatı örnek alınacak. Sanatçıların eserleri Fecaati Kütüphanesi adı altında yayınlanacak. Servet-i Fünun dergisi yayın organı olacak. Bunlar biliyorsunuz Fecaati Beyannamesi'nin maddeleri arkadaşlar. Çok önem taşıyor bu anlamda. Karşılıyoruz Servet-i Fünun'a diyorlar ama Servet-i Fünun dergisini kullanalım diyorlar. Yani aslında büyük işler yapmak istiyorlar da çok da kendilerini yormadan yapmaya çalışıyorlar. Bu mümkün değil. Edebiyat ve düşünce ile ilgili konferanslar düzenlenecek. Konferans sözcüğü lütfen biraz Fecaati'yi size çağrıştırsın. Çok sık geçiyor sorularda. Şiirde aruz ölçüsünü kullandılar. Biliyoruz hocam bunu zaten. Yine Servet-i Fünun'un devamı. Ahmet Haşim dönemin en önemli ismi kimdir o? Neden önemlidir? Ahmet Haşim bir akşam şairidir. Söylentiye göre kendisini çirkin bulur fiziki anlamda. Benim çok böyle anlatmadığım, inanmadığım şeyler çünkü bunlar. Genelde akşam dışarı çıktığı söylenir. Şiirlerinde çok fazla akşam kavramına yer verdiği söylenir. Burası doğrudur, burası nettir. O yüzden de akşam şairi olarak anılan bu isim ömrün sonuna kadar Fecaati anlayışını sürdürüyor hocam. İçin rahat olsun. Doğa tasvirleri realizmden çok çok uzak. Aman Allah'ım. Çünkü sembolist ya bu adamlar. İmgelere yer verecekler. Hayali şeyler anlatacaklar. Tabii ki realizm gerçekçilikten konuşabilirsem uzak olacak. Bu çok net. Dönem adeta milli edebiyata geçiş rolünü üstlenmiş. Evet, sona kalan madde çok da dona kalmamış aslında. Çok çok önemli bir şeye kalmış. Hocam 20. maddemiz Fecaati'nin özetidir adeta. Fecaati'de birçok şey savunulur ve hiçbiri neredeyse yapılamaz. Ama yapılabilen en güzel şey Servet-i Fünun ile milli edebiyat arasında bir köprü görevi üstlenmek. Bunu en azından yerine getirmişler. Allah razı olsun onlardan. Ahmet Haşim'den özellikle saygı duyuyoruz Fecaati'ye. Bundan sonraki videomuz 20 maddede milli edebiyat olacak. O zaman o derste, o videoda görüşmek üzere.